sunucu ayarlarını el ile yapılandırmak için yeni hesap ekle penceresinden, sunucu ayarlarını ve ek sunucu türlerini el ile yapılandır seçeneğini işaretleyip ileri düğmesine tıklanır. Açılan pencereden internet e-posta tercihi yapılır ve ileri butonuna tıklanarak devam edilir. E-posta hesabımızın çalışabilmesi için gerekli olan ayarların yapıldığı bir ekran karşımıza gelir. Kullanıcı bilgileri bölümündeki adınız alanına e-posta gönderdiğiniz kişilerin göreceği isim bilgisini girebilirsiniz. Aynı bölümdeki e-posta metin kutusuna ise e-posta adresinizi yazınız. Sunucu bilgileri bölümündeki ilk alan hesap türüdür. Buradaki açılır listede Türkçe karşılığı postane protokolü olan Post Office Protokol yani POP3, ve Türkçe karşılığı internet mesaj erişim protokolü olan Internet Message Access Protokol yani IMAP seçenekleri yer alır. Hemen hemen tüm internet servis sağlayıcısı temelli ileti sunucuları POP3'ü kullanmaktadır. Gelen ve giden posta sunucu bilgilerini e-posta servis sağlayıcınızdan temin edip, gelen posta sunucusu ve giden posta sunucusu alanlarına yazınız. Örnek olarak Milli Eğitim Bakanlığı Outlook e-posta tanımlama bilgilerini yazabiliriz. Oturum açma bilgileri bölümündeki kullanıcı adı metin kutusuna kullanıcı adınızı, parola metin kutusuna ise e-posta adresinizin parolasını giriniz. Parolanızın hatırlanmasını isterseniz parolayı anımsa onay kutusunu işaretleyiniz. Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra ileri düğmesine tıklayınız. Hesap ayarlarının sınandığını gösteren bir pencere karşımıza gelecektir. Sınama işlemi tamamlandıktan sonra kapat düğmesiyle kapatabilir, son düğmesiyle sınama ayarlarını el ile yapılandırmayı sonlandırabilir ya da başka bir hesap ekle düğmesiyle yeni bir hesap da ekleyebiliriz. Handan Biber, Arge Birimi Yazılım Ekibi.